Beyler, yılbaşı yaklaşıyor. Her şeylerin fiyatı bir artmış bir artmış. Sormayın gitsin. Konaklama, yol, hepsi dahil 50.000 lira diyorlar oğlum. Çok pahalı ya. Ya. Ben konaklama, yol, yemek, her şey dahil 1.000 liraya çözdüm. Aa, neresi orası? Bizim ev. Oğlum evde bile 1.000 lira gidiyor ya. Her şey çok pahalı ya. Memlekete gideydi, ananı babanı göreydin. Yok abi, şimdi anam babamı göreceğim diye Levent'ten kalkıp Anadolu'ya gidemem. Nerede gitsinkiler? Kadıköy. Kardeşim inşallah yılbaşı çekilişinde sana çıkmam ya. İnşallah. Yılbaşı çekilişi mi var şirkette? Evet, her yıl yapılıyor. Ya beyler, ben katılmasam ayıp olur mu? O saçmalama, ayıp olur tabii. Senin bizim de ilk yılbaşı çekilişin. Ama abi ben çok geriliyorum yılbaşı çekilişlerinde. Ben kime ne alacağımı bilemem ki ya. Vallahi geriliyorum, bana saçma geliyor. Ayrıca BMW bana çıksa, ben patrona ne hediye alacağım? Oğlum niye öyle düşünüyorsun ya? Bir de şöyle düşün. Sen BMW'ye çıkarsan ne olacak? Nasıl? Mesela şöyle, adam geçen sene hediye olarak Rıza'yı tatile gönderdi oğlum. Bir de öyle düşün. Ben de masraf olmasın diye gitmedim, sattım tatili. Hala yiyorum parasını. Ondan önceki sene de mesela Şengül Hanım'a pırlanta kolye aldı. Yok ya. Ondan önceki sene de sekreterine hiç çıkmamasına rağmen pırlanta, ev, bir de araba hediye etti. Öyle düşün. Sekreterine. Yani. Çıkmamasına rağmen. Çıkmamasına rağmen. Siz de bunu yediniz. O işte başka bir şey var bence. Ya anlamıyorum ama. Ya adam bonkör yani. Oğlum, bonkör. Yani hediye konusunda bonkör. Aklını kullan diyorum ya. Ho ho ho! Arkadaşlar kolay gelsin. Hadi bakalım. Çok güzel. Şimdi beklenen güne çok yaklaşıyoruz yani. O yüzden bir yılbaşı çekilişi yapacağız. Dilek Hanım'ın elindeki küvetten kağıtları çekeceğiz. Birbirimize açıp kim kime aldıysa kim kime gösterecek. Ama kimse kimseye kimin çıktığını sakın söylemesin. Bu çok önemli. Müsaadenizle ilk önce ben çekiyorum. Hadi bakalım. Fenerbahçe. Tüh, yanlış torbaya düştük ya. Kura şakası yaptım ya. Ben şimdi hemen işin başına döneyim. Siz çekilişe devam edin, olur mu? Ama sakın şey yapmayın. Ben herkesin birbirine böyle yakışacağı hediye alacağını düşünüyorum. En önemlisi nedir? Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Hı-hı. Önemli olan düşünmek. Doğru. O yüzden... Ay duyamıyorum ya. Benim kulaklığım da bir eski. Yeni nesil olsa çok iyi duyacağım da ne dediklerinizi tam anlayamadım ya. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Önemli olan düşünmek dedim. Doğru, haklısınız. Ama her şeyden de önemlisi nedir? Nedir Rıza? Nedir? Zaman. 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 Çünkü zamanı satın alamaz. Alamaz. O yüzden çalışın. Hadi bakalım. Hadi. Boş koy, koy yapma. Kolay gelsin. Hadi sırayla. Hadi çekiyoruz. Tamam. Ben çekmesem. Ama Erdem Bey, olur mu ya? Hepimiz çektik. Hadi hadi, senin hadi, için. Hadi, ikimiz de var zaten. Hadi. Zaten bir tane kaldı. Kalanı da ben alayım. Hadi bakalım. Dur. Bu çok Peyami Bey gibi lan. Değişelim mi? Oğlum onun nesi Peyami Bey gibi lan? Ne bileyim ama öyle hissettim. Gel. Ya değişelim, tamam. Dur lan, dur lan, dur lan. Bu da Peyami Bey gibi. Allah aşkına değişelim, gel. Allah Allah. Ya kendi yok abi, ben onu... ilk tamam, çektim ben. Bu, daha değişme ha. Son kez mi? Sen katılmasan mı acaba diye... Katılayım abi, yazmışlar. Tamam, kalsın. Tamam, ya. Hadi daha değişmek tamam. Yok. Ay böyle Kur'an'ın, ay böyle çekilişin ya. Ne oldu lan, Bayern Münih'i mi çektin? Ulan keşke Münih'i çekseydim, Peyami Bey'i çektim. Oldu bak, benim kağıdım oydu. Allah'ını seversen bak. Kurban olayım bak. Oğlum ben de Dilek Hanım'ı çekmek istiyordum. Çekemedim, ne yapayım? Romantik hediye alacaktım. Tamam gel, Peyami Bey'le değişelim. Lan Peyami Bey'e mi romantik hediye alayım? Ne bileyim oğlum ya. Allah Allah, kardeşim kafaya koydum ben. İlla romantik hediye alacağım. Ha. Hatta Dilek Hanım'ı çekip işte bu fırsatla da açılacaktım ya. Yapamadık. Yapma ya. Tamam Peyami Bey'i açıl. Ya Peyami Bey bakar mı bana, mal mısın? O da doğru. Ben ne yapacağım ya? Arkadaşlar, bir şey soracağım. Peyami Bey nelerden hoşlanır? Ne alaka ki şimdi bu soru? Ya ben çok merak ediyorum kendisini de. Yani Peyami Bey neleri sever, nasıl şeylerden hoşlanır gibi. Bir dakika. Yoksa sen... Anladınız değil mi Şengül Hanım? Peyami Bey'den mi hoşlanıyorsun? Şengül Hanım, niye inatla anlamıyorsunuz? Peyami Bey'i çektim ben, o yüzden soruyorum. Ertan Bey! Ertan Bey ya, söylemeyeceğiz diye kaç kere söyledim ama ya. Tamam arkadaşlar, bunu unutuyoruz. Kimse duymadı, tamam mı? Vallahi ben duymadım zaten. Kulaklığım tamam. Eski olduğu için. Peyami Bey'i çektim. Hayır! Söylemedim hayır! Diyor. Aa, duymadım! Duymuyorum! La 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 la! Ya Dilek Hanım ya, ne yapıyorsun lan? Ne yapayım? Duymadım diyor sana kız ya.
Bak. Dilek, Dilek. Yani ben dedim abi, ben katılmayayım dedim ya Rıza. Dedim abi, ne yapacağım ben? Kardeş çok masraf. Ben senin yerinde olsam istifa ederdim. Çakır abi be. Kolay gelsin. Şengül Hanım, şöyle bir bakabilir misiniz bana rica etsem? Kusura bakmayın, işinizden de alıkoysa. Kim çıktı lan sana? Söylemem, asla söylemek yasak. Tam Dilek Hanım mı çıktı, çıkmadım, onu söyleyeyim. Asla söylemem, asla bak. Ne yapıyorsun lan çirkin çirkin? Devlet sırrımı söylesene, hep sana ayırt edeceksin. Asla söylemeyeceğim, asla. Of ya, tamam, ne tükürüyorsun be? Asla söylemeyeceğim. Tamam. Serkan Bey, sizinle şu köşede konuşabilir miyiz? Hayırdır ya, inşallah. Ne oldu lan? Dilek Hanım için ne kadar verirsin? Bu nasıl soru oğlum? Oğlum kağıdı diyorum. Ben senin niyetini anladım. Bana çıktı Dilek Hanım. Ne kadar verirsin? 2000 lira veririm. Oha, tamam, kabul al. Tamam. Yeni çekmiştim. Tamam, sağ ol. Tamam, al sen de bunu. Hakkını helal et. Adamsın lan. Sen de öyle. Bu kim? O erkek ama. Daha iyi, az masraf olur. Buldum. Vallahi buldum. Ne buldun? Peyam Bey ne dedi? Ben duymadım. Küvetten şey çakın dedi. Hayır, başka ne dedi? Anladım. Şey çok önemli dedi. Başka? Efendim, hadi bakalım, işinize bakın dedi. Oğlum adam gitti, onu demiyorum ya. Ne dedi adam? Zaman dedi, zaman. Demek ki zamana önem veriyor. Yani? Ya yani Peyami Bey'e zamanla ilgili bir şey alacağım. Çok iyi lan, takvim al. Gazetelerde bedava veriyorlar. Onu asar duvarına bakar, bütün sene bakar böyle. Rıza, adama ara ara saati söyleyeyim gidip. Aa, Erdem Bey, o çok yorucu olur. Aslında bir saat alsanız. Şengül Hanım, ben de onu düşünüyordum zaten. Gidip adama saat söylemeyeceğim ara ara. Saat alayım diyorum adama. Olmaz mı? Bence süper fikir. Hatta geçen gün buradan geçerken dergide gördü. Bu saati çok beğenmişti. E tamam, süper işte. Müthiş saat abi. Peyam Bey'e de yakışır hep. Olmaz mı? Alırım ben bunu. Takar herif ya. Ne kadar o? 3000 euro. Bence ara ara saat söyle. Bence. Alamaz mıyım? Nasıl alacaksın? Aslında çalışırsam da alabilirim gibi de geliyor ama. Hayır, yani şey olsa da alırım diye. Yani olmaz mı diyorsun? Ama ben de şey yapıyorum. Alırım lan! Alırım. Çalışır çabaları alırım ama ne yapayım ya? Ben o saati o herife alacağım, koluna takacak. Gidip ben ara ara saati soracağım, o da ara ara kendi saati bana söylemek zorunda kalacak. Alacağım. Erdem Bey. Buyurun. Peyami Bey'in saati size söylemesine gerek yok. Telefonunuzdan saate bakabilirsiniz. Erdem Bey. Bu salağa bakmayın. Bence gidip o 3000 euroluk saati alın. Peyami Bey bunu hak ediyor. Erdem Bey. Bence boşa masrafa girmeyin. Gururunuzla istifa edin. Erdem Bey. Kulaklığın yeni nesli olsa hepsini duyardım ama hiçbir şey duymadım. İşte o an karar vermiştim. O saati Peyami Bey'e alacaktım. Önümde tam bir hafta var. Hayatımın en yoğun bir haftası. Patronuma hediye alabilmek için patronumun verdiği maaş yetmiyor. Ama gerekirse, gerekirse böbreğimi satacak, yine de o saati ona alacaktım. Ek iş yapmaya karar verdim. Bir hafta boyunca elimden ne iş geldiyse yaptım. Taksiye çıktım. Evet, geceleri taksiye çıktım. Hatta mesaimin son saatlerinde müşterilerim iş arkadaşlarım. Ama yetmedi. Geceleri uykusuz kaldım, yine de yetmedi. Garsonluk yaptım. Öğle aralarında her zaman yemek yediğimiz lokantada çalıştım. Yemek getirdim, borçları topladım. İtildim, kakıldım, yıkıldım ama yine de yetmedi. Yetiremedim. Sonunda karar vermiştim. Güç bir karardı. Ama düşündüm, taşındım ve ameliyatın son çare olduğuna karar verdim. Hayır, böbreğimi satmadım. Kalçalarımdan yağ aldırıp güzellik merkezlerine sattım. Artık saati alabilecek bir param vardı. Ama artık bir götüm yoktu. Yine de o gün gelip çattığında onurlu ve gururlu bir vaziyette hediyemi vermek üzere ofisteydim. İşte o gün. Herkes burada. Çok iyi. İşte o muhteşem gün geldi. Geldi. Herkes birbirine hediyelerini verecek.
Çok heyecan. Evet, ilk kim vermek ister? Ay ben lütfen, lütfen ben başlayayım. Lütfen, hadi, çok hevesliyim. Ben Rıza Bey'i aldım. Ya ne gerek vardı? Ya çekiliş yaptık ya, o yüzden aldı. Gerek vardı. Şöyle bir size. Ne almış, ne almış? Ne bakayım? Balık. Balık almış ya. Ya ama bu hep masraf ya. Bu düşün, maması bitmez, suyunu değiştireceğim. Ben kendime zor bakıyorum. Buna nasıl bakacağım ya? Ama ne gerek vardı dediniz? Ya Allah aşkına. Ya Şengül Hanım, olacak şey mi? Böyle hediye mi olur ya? Ben ne yapacağım bununla şimdi? Yemek de yiyemem. Bu ne ya? Ya sal balığı, ölecek ama olur mu ya böyle? Ya ben anlamıyorum. Ya tamam, düşünmesi yeter. Nedir ya? Ya düşünseydi daha iyiydi. Bu ne ya? Tamam. Rıza, şimdi sen ver hediyeni. Tamam. Evet, şimdi ben, tamam. Ben Caner Bey'i aldım. Oh be, kurtuldum şu kulaklıktan. Canım kardeşim benim. Buyurun, çam sakızı, çoban armağanı. Haydi bakalım. Kaç tane kulaklık aldın ya kocaman? Kaval bu. İşte çoban armağanı. Kardeşim. Ya çam sakızı alsaydın ya. Çam sakızı alsaydın. Oğlum bir haftadır yalvarıyorum sana ya. Kulaklık diye ya. Ya Rıza, böyle bir şey olabilir mi abi ya? Tamam. Canım. Sen ver hediyeni, sen ver. Hadi sıra sende hadi. Benim hediyem de Şengül Hanım'a. Ya! Şengül Hanım. Ne almış? Bak gör. Bak nasıl alınır. Kulaklık. Oğlum bir tane de kendini alsaydın. Oğlum aynı şey mi Rıza ya? Ya ama bu yeni nesil kulaklık benim telefonuma uyumlu değil ki. Ama bu kulaklık her telefona uyumlu Şengül Hanım. Benim telefonum tuşlu. O zaman bunu satın, kendinize tuşlu alın. Ya dedikçeye bakın. Tamam Şengül Hanım. Sen ver hediyeni. Sen ver. Tamam. Sıra sende olsun. Benim hediyem Serkan Bey'e. Al. Kafama at. Al. Allah Allah, sağ ol. Teşekkür ederim. Arkadaşıma sordum, bir erkeğe en iyi ne hediye alınır dedi. O da forma dedi, ben de size forma aldım. Şengül Hanım, bu Fenerbahçe forması. Ben Beşiktaşlıyım. Fark eder mi? Ne demek fark eder mi? Yani fark ediyor mu? İnsan bir sorar ya, hangi takımlısın ama diye. Ama ben rastgele aldım ya. Hanımefendi, rastgele forma mı alınır? Ama benim arkadaşım dedi ki, direkt git dedi, bir tane forma al. Hangi takımı tutuyorsa o formayı al demedi. Sizin arkadaşınız da sizin gibi IQ'suz o zaman. Kusura bakmayın. Öyle IQ ya. IQ ne demek? Tamam. Ne demek ya? IQ tamam. Serkan, sen ver. Hediyeni sen ver Serkan. Ama bey, Peyami Bey yani. Tamam. Hiç anlaşamıyorum ya. Kalmadı. Benim hediyem size. Ay ne aldınız? İlk günden beri sizden çok hoşlanıyorum. Benimle evlenir misiniz? Vay da. Serkan Bey, aldığınız reaksiyon ama hayır. Hayır mı? Neden ya? Beni beğenmediniz mi? Yani bence sizin kendinize göre bir gideriniz var. Yakışıklı bir adamsınız. Niye hayır ulan o zaman? Evliyim ulan! Evli mi? Ya şunu da mı görmüyorsunuz? Hiç söylemiyorsun ya. İnsan bir sorar ya. Seninkiyle aynı mı? Ha? Geç işine bak. Sen ayrıca konuşacağız. Tamam ya, size de teslim ederim. Beni şu düşürdüğünüz duruma bak. İnsan bir söylemez mi evliyim diye? Şunun şurasında iş arkadaşıyız, kaç tane bekar erkeğiz. Ne alakası var? Gel. Pardon da ben iş arkadaşlarımla bunu paylaşmak zorunda mıyım? Bu benim özelim. İşime geliyorum, gidiyorum. Bu kadar. Hadi be. Ben bir şey sorabilir miyim? Peki biz niye birbirimize hediye alıyoruz? Nasıl ya? Ya efendim, biz birbirimizin değil zevklerini, evli olup olmadığını bile daha bilmiyoruz ki. Ya sırf bize bu dayatılıyor diye gidiyoruz her sene hediye. Vallahi yeter ya. Kurbanım, yapmayalım şu hediye işini Allah aşkına. Evet ya, galiba bir gerginlik oldu. Evet, biz yani, ekip bir oraya gelsin. Tamam yapmayalım. Ben de istiyorum. Tamam. Yani ekip bir araya gelsin dedik. Ekip bir dağıldı, bir şey oldu. Tamam, bundan sonra yılbaşını kaldırıyorum. Oh be! Kendi isteyen, içinden gelen birbirine hediye alsın. Evet. O zaman hiçbir sorun yok. Ama gözünü seveyim, bana kim aldıysa hediyemi versin lan! Bir tek ben almadım hediyemi ya! Neyse, efendim, size ben aldım bu sene ilk yılbaşımız diye. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Sağ ol. Çok severek. Alex Saat. Bayılırım ya. Sağ olun efendim. Çok beğendim. Bende bundan 4 tane var. Benim abi. Evet. Ama bu rengi yoktu. Ha iyi. Bu rengi yoktu Erdemciğim. İyi. Aynı kanaldayız. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Belli ki birbirimize çok yakışacağız. Ben onu İş anlamında. Doğru. Ben de sana
Bir şey aldım, saat aldım. Al bakalım. Allah'ım şükürler olsun. Sen 3000'lik aldıysan o en az 30000'lik almıştır. Net. Unutma yani. Şey, zaman maddi değildir, manevidir. O yüzden sana çocuklukta bana ilk saatimi hediye eden anneanneme bana aldığı saati getirdim. Pokemon'lu. Notko Totoğlu. Olsun, götün sağ olsun. Evet. Türkiye'de yok mu Pokemon? Dikachu. Ulan bir de çakmasını almışsın. Dikachu ne ya? Öyle bir hayvan mı var Allah aşkına? Aa, ya. Çok güzel hareket diyenler. Peki zil diyenler. Ceren, seni zile gönderiyoruz. Alkışlar. Ya şu halde hep beraber. Hadi hep beraber. Bu arada gerçekten Ceren, yani aklımdan geçen neyse, gerçekten ne düşünüyorsa onun skecini yazmış. Biz yılbaşı çekilişi yaptık, katılmadı. Biliyorsunuz abi. Bunu dert edinmiş. Evet, evet. Ben zaten skecini yazdım abi. Durumu biliyorsunuz. Ben böyle şeylerde yokum dedi. Çıktı gruptan. Hiç mi istediğin hediye gelmedi? Abi hayır, hediyeyle alakalı... Hep mi zorlandın birini alırken? Ya çok gittin, hediye aradın. Beni o yoruyor zaten. Yani gittim, hediye aynen, aradım. Ya sever mi, sevmez mi falan. Dedim ki ben bunu nasıl çözerim? Katılmadım. Siz takılın dedim ya kafanıza. Ben... İyi de büyüğü bozdu. O katılmayınca başkaları da gaza geldi. Ben de katılmıyorum, ben de katılmıyorum. Ben tam katılmıyorum diyecektim ama o elime Atakan birini tutuşturdu. Yeni yıl hepimize gerçekten çok güzel şeyler getirsin. Özellikle dünyada da, bütün dünyada barış diliyoruz. Umarım gerçek olur. Çok güzel şeyler sizin de dilediğiniz, gönlünüzden geçen güzel şeyler gerçek olur inşallah. Çok güzel hareketler devam ediyor.